Merhaba arkadaşlar, ben Muhammed Ali Usta. Bu videomda sizlere profesyonel boya nasıl karıştırılır, bunlarla ilgili birkaç detay vereceğim kıymetli arkadaşlar. Öncelikle profesyonel bir boya yapmak için kıymetli arkadaşlarım, X marka boya kullanıyorsak X marka bir cetvel kullanmamız gerekiyor. Yahut da Y marka bir boya kullanıyorsak Y marka bir cetvel kullanmamız gerekiyor. X markayla Y markanın ölçümleri, karışımları hiçbir zaman birbirini tutmaz arkadaşlar. Bir X marka bir boya karıştıracağımızda zaten cetvelin üstünde her şey yazıyor arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse boya veya vernik. Bakın 100 gram boyaya 50 gram sertleştirici, 10 gram akrilik tiner diye burada yazıyor arkadaşlar. Dolayısıyla baskat. Örnek vermek gerekirse base boyalarda, yani base boya kıymetli arkadaşlar, metalik boyalarda, yani üstüne vernik atılan boyalar ekseri %50-50 oranında inceltilir. Ancak bu bazı markalara göre değişkenlik göstermektedir. O yüzden vurgulama yapmak istediğimiz konu, X marka boya kullanıyorsak X marka cetvel kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu aslarda da değişmiyor kıymetli arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse Y marka astar kullanıyorsak Y marka cetvelle bunu inceltmemiz lazım. Örneğin astar yapacağız. Mesela burada kaç ölçek yapacaksa kıymetli arkadaşlar, mesela şurada 1 var. 1. 1 1 1. Bir sertleştirici koyuyoruz. Bir akrilik tiner koyuyoruz. Bir astar koyuyoruz. İşlem bitmiş oluyor. Yani 1, 1, 1 koyduğumuzda, karıştırdığımızda profesyonel anlamda astarı karıştırıp atma haline getirmiş oluyoruz kıymetli arkadaşlar. Yani kısacası bu cetveli kullandığımızda zaten üstünde her şey yazıyor arkadaşlar. Mesela astar dedik, sertleştirici akrilik tiner. Burada üstünde yazıyor. İşte 100 gram astara 25 gram sertleştirici. 10 gram akrilik tiner. İşte 5 artı 1 astar için 100 gram astar, 20 gram sertleştirici, 10 gram akrilik tiner. Kıymetli arkadaşlar, bu diğer markalara göre değişebilir. Yani boya ya da vernik inceltme şekilleri aynıdır kıymetli arkadaşlar. Boya ya da vernik 100 grama 50 gram sertleştirici, 10 gram akrilik tiner. Base, baskat dediğimiz vernik üstüne atılan boyalara da 100 grama 100 gram koyulduğunda, karıştırıldığında profesyonel anlamda boya karışmış oluyor kıymetli arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken diğer hususlardan birisi de, X marka boya kullanıyorsak X marka sertleştirici kullanmamız gerekiyor ve X marka akrilik tiner kullanmamız gerekiyor. Olası bir problemde X markaya C marka akrilik tiner kullandığımızda, olası bir problemde boya firmaları problemi kullanıcı hatası olduğu için zararı karşılamayacaklardır. Ancak bütün markalar aynısından kullandığınızda bu anlamda size destek olacaklardır. Ancak astar başka, macun başka, sertleştirici başka, akrilik tiner başka, boya başka falan vesaire başka kullanıldığında kıymetli arkadaşlar, bunu hiçbir şekilde fabrikalar bu konuların arkasında durmuyor. O yüzden bir işi de profesyonel yapmak istiyorsak arkadaşlar, cetvelimizden, boyamızdan, sertleştiricimizden, akrilik tinerimizden, akrilik tinerime varıncaya kadar bütün malzemeleri aynı markadan kullanmaya dikkat edelim kıymetli arkadaşlar. Şimdiye kadar anlatmış olduklarım profesyonel anlamda boya karıştırma teknikleri. Amatör anlamda arkadaşlar, ham madde boya olarak düşündüğümüzde, sertleştirici girdiğimizde zaten ortalama 400 gram boya yapacaksak 100 gramını sertleştirici ve akrilik tiner koymamız gerekiyor arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse 300 gram boya koyduk, 95 gram sertleştirici koyduk, 5 gram akrilik tiner koyduk mu, karıştırdık mı, böyle bakacağız arkadaşlar. Su gibi olmadıktan sonra, çok da katı olmadıktan sonra amatör bir şekilde de boya karıştırma tekniği budur kıymetli arkadaşlar. Siz yine profesyonellikten şaşmayın. Bir cetvel edinin kıymetli arkadaşlar. Aynı zamanda aynı markaları kullanmaya da dikkat edin. Arkadaşlar bir olası bir problem yaşamayın. Çünkü otomobil boyacılığında yaşanan bir problem maddi
ve manevi anlamda sizi çok yıpratma ihtimali vardır. O yüzden profesyonellikten şaşmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.